Merhaba arkadaşlar. Bir geri dönüşüm projesiyle sizlerle beraberim. Benim şu anda kullanmadığım bir kot pantolonum vardı elimde. Bununla kızıma bir sırt çantası yapmayı hedefledim. Ve bunun yapım aşamalarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çantamı yaparken kotun bütününden faydalanacağım arkadaşlar. Yalnız çalışacağınız kotun paçalarının geniş olmasına dikkat ederseniz sizin çalışmanız daha rahat olabilir. Astar için böyle bir kırmızı kumaş tercih ettim. Bir de tabii ki yaklaşık 55-60 santim uzunluğunda bir fermuara ihtiyacım var. Böyle metal başlıklı bir fermuar bulabilirseniz kotunuza yakışacağı için daha güzel bir görünüm elde edersiniz. Bu şekilde çantanın ön ve arka gövdesini oluşturabileceğimiz 37,5 santime 28 santimlik bir gövde kalıbımız var. Bundan iki parça keseceğiz. Üste gelecek kenarlarını yuvarlayarak ayarladım. Bunlar dikiş paylı olduğu için bu şekilde buçuklu ölçüler geliyor. Kafanızı karıştırmasın. Yine çantamızın tabanını hazırlamamız için 28 santim, 10,5 santim olarak bir taban parçası keseceğiz. Yine çantamızın iki yan kısmında kullanacağımız yan parçalarımız var. Bunlar da 24 santime, 10,5 santim uzunluğunda iki parçamız olacak ve fermuarımızı hazırlayabilmemiz için de 24 santime, 10,5 santim ölçülerinde bir parçamız daha olacak. Bu da pantolonumuzda geniş olarak bulamadığımız için bundan da iki parça keserek şu orta kısmında birleştireceğiz arkadaşlar. Ayrıca kenarına anahtarlık yapacağımız şöyle ufak bir parçamız yine arada kalan parçalardan keseceğiz. Tabii hep bunları kestikten sonra kotumuz bayağı parçalanmış oluyor ama bize iki tane de sap lazım. Sapımızın uzunluğu da 68 santim, 10 santim olacak. İki tane parçaya ihtiyacımız olacak. Eşitleyerek, düzleyerek, birbirine ekleyerek bu ölçüde iki adet parça hazırlayarak bunları da sap olarak kullanacağız. Şimdi öncelikle kotumuza zarar vermeden cepleri dikişlerinden söküyoruz. Evet, cepleri çıkardım. Şimdi şu paça kısımlarını çıkarıyorum düzgünce. Evet, şimdi şu dikişinden kesiyorum, alttaki dikişinden. Diğer tarafta spor dikişli olan süslü kısmımız var. Onu çantamızın tam orta kısmına denk getireceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim paçaların birbirine eşit olmadığından dolayı bir taraf daha dar, bir taraf daha geniş. Ancak şimdi kalıbımı koyarken tam orta çizgimi buradaki spor dikişine denk getirerek yerleştiriyorum. Bu şekilde ve böyle keseceğim. Mümkün olduğunca uç kısmından aldım ki yukarıda kullanmak için parçalarım kalsın. Şimdi diğer parçalarımızı keselim. Mümkün olduğu kadar kumaşımızı tasarruflu kullanmamız lazım. Çantanın taban kısmı bir adet kesiliyor. Taban olacağı için arka tarafından kesiyorum. Yıpranmamış kısmından aldım. Şimdi burası iki kat. Yan parçalarımı keseyim bu şekilde. İki adet yan parçamı da kestim. Şimdi iki adet de fermuar parçamı keseceğim. Şimdi bu fermuar bütün olarak çıkaramadığımız için iki parçayı birleştirmemiz lazım. Dolayısıyla bir kısmından hemen birleştirmek için yarım santim bir dikiş payı vereceğiz. Bizdeki kotun bu kısmında bir ezilmişlik var arkadaşlar. O ezilmişliği dışarıda bırakaraktan ölçümü alıyorum. Şurası olması gereken kısmım. Küçük bir dikiş payı veriyorum buradan ve kesiyorum.
Fermuar geleceği için şu ortası belli olsun diye arkadaşlar bu orta kısımlarıma bir kesik atıyorum. Bu da fermuar için kestiğim parçalarım şimdi. Artık sapları keseceğim ve elimde kalan parçalarla bir şeyler yapmak zorundayım. Hiçbir parçamı ziyan etmeyeceğim. Şimdi ben bütün bu kıvrım yerlerinden de ütüleyip şöyle açılmasını sağlayacağım. Ona göre ekleyerek parçalarımı keseceğim. Evet arkadaşlar, şimdi iki tane kulp hazırlamam gerekiyor. Bunun da boyu 68'e 10 santim olması gerekiyor. Tabii ki elimdeki parçalarım bütün olmadığı için ben bunları birleştirerek iki tane sap hazırlayacağım, taşıma sapı. Şimdi bunları dikişine geçiyorum. Evet arkadaşlar, çantamın bütün parçalarını, astarını ve kendisini hazırladım. Bu şekilde bakın, iki tane sapımız var. Yan süslerimiz ve tutma sapımız tekrardan. Yine astarımı da kestim. İki tane ön ve arka olmak üzere taban parçam. Öncelikle cebimi buraya dikiyorum. Sonra astarın cebini de dikeceğim. Bu taşıma saplarının kıvırdığım kısımlarını kenardan makinalarını çekeceğim. Bu hazırlıklarını bitirdikten sonra fermuar çalışmasıyla yine sizlerle beraber olacağım. Fermuarı yerleştirmek için hazırlamış olduğum parçam, fermuarımın uzunluğu 46 cm. Orta yerlerini işaretliyorum. Tam ortasına yerleştirdim fermuarımı. Başlangıç ve bitiş yerlerine işaret alıyorum. Ben şu kısmını kesip çıkaracağım. Aldığım işaretin 1 santim kadar içeri noktasına yine işaret alıyorum. Şimdi orta noktasından işareti aldığım yere kadar geldim. Ufak bu şekilde bir çıt aldım. Yine buradan da işaretledim. Buradan bu şekilde ütüleyeceğiz arkadaşlar. Fermuarı tam kesmiş olduğum oyun arasına denk getirerek şu iki tarafından makinesini çekip fermuarı parçama tutturuyorum. İsterseniz bu aşamada tel yapabilirsiniz. Daha düzgün sonuç almanızı sağlar. Evet arkadaşlar, şu kısımları ben elimde tutturmayı düşünüyorum. Çünkü fermuarım demir olduğu için makinama zarar verebilir. Fermuarımı diktim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi şu taban parçam, şunlar da yan parçalarımdı. Buraya bir cep ilave ettim. Şimdi bakın, alt taraf tabanın burasına. Buradan bir makine çekeceğiz. Yine bu alt tarafta tabanın burasına buradan makine çekiyoruz. Şu şekilde yaptığımız ufak anahtarlık kulplarını şöyle iğneliyoruz. Bunu buraya dikeceğiz arkadaşlar. Şu dikişlerimizi tamamlayacağız şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi yan parçayı tamamen böyle birbirine birleştirdim arkadaşlar. Kuplarımı falan da taktım. Şimdi şu tutacak olan kısmı takacağım. Bunun için de kot pantolonun böyle yandaki spor dikişini kestim. Yaklaşık 20 cm uzunluğunda bir parça elde ettim. Uçları yukarıya bakacak şekilde bunu da buraya tam orta çizgimizden
3 santim kadar sağa ve 3 santim kadar sola bir mesafe ayarlayarak, makine dikiş çekerek bunları buraya bir hemen tutturalım. Şimdi arka parçamı alıyorum. Çantamın arka parçası. Şunlar da hazırlamış olduğum askılarım. Orta noktamdan 5 santimetre kadar yan tarafa doğru açılıyorum şöyle. Kulpumu bu şekilde buraya tutturdum. Ve bakın diğer alt ucunu da getiriyorum. Alt kenarıma şöyle yaklaşık buradan 3 santim kadar yukarıdan bu şekilde hafif çapraz olacak gibi yerleştiriyorum. Yine bunlara da hemen makine dikişiyle tutturma yapabilirsiniz şu kısımlarında. Dikerken size kolaylık olur. Hemen diğer taraftaki askımı da aynı şekilde yerleştirdim. Şimdi şu parçamı buraya tam ortasına yerleştireceğim ve bunu buradan tamamen dikeceğim. Tam bu kenarlarını buradan çantanızı birleştirip makinesini çekiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arka kısmı, ara kısma yerleştirdim. Şu kısımlardan arkadaşlar makinalarını düzgünce çektim. Şu kupların tutulacak olan kısımlarında git gel yaparak sağlamlaştırma dikişi yapıyorum. Bunların bu şekilde fazla paylarını da hemen alıyorum. Şu fermuarımı biraz açacağım ve diğer ön parçamı da bu şekilde buraya yerleştirerek bunun dikişini de yapacağım. Öncelikle şurası bizim biliyorsunuz alt ortamız. Bunun ortasıyla altı şöyle eşitliyorsunuz yerleştirirken. Diğer arkada da aynı işlemi yaptım arkadaşlar. Bu şekilde hemen buraya bir iğne takalım. Yine burası ön ortamız, şurası ön ortamız. Ön ortalarını da bu şekilde iğneliyoruz. Ve diğer kısımları buraya güzelce tutturarak zaten ölçülü geldiğimiz için bu şekilde birleştirerek çantamızı tamamen kapatacağız. Hemen iğneliyorum buraya sıkı sıkı. Şimdi yine bu kısımlardan makinesini çekip çantamı çevireceğim. Gördüğünüz gibi çantamızın kendisini bitirdik. Şimdi astarını dikeceğiz. Cebimizi yine astarımıza bu şekilde koyuyoruz. Şimdi yine aynı şekilde taban parçası, yan parçası, taban parçası, yan parçası ve fermuar kısmı olan parçamızı da buna ekleyeceğiz. Yine arkadaşlar bunu bu şekilde birleştirmesini yapıyoruz. Aynı çantamızın üst tarafında yaptığımız gibi bu kısımlardan hemen makinalarımızı çekiyoruz. Daha sonra bunları birleştireceğiz. Ve en son fermuar açıklığı olan kısmımızdan da çantamızı dikip çevireceğiz. Evet, astarımın dikişini de tamamladım. Ve kenar kısımlarını atmasın diyerekten makinamda zikzak dikişi çektim. Astarlar biliyorsunuz çok çabuk atıyor. Şimdi çantamın içerisine bunu tersi olarak koyacağız. Bu şekilde içerisine yerleştireceğim. Vallahi kırmızı renk de pek güzel oldu içine. Şunu bakın arkadaşlar. Astarımızın fermuar açıklığının şu tam ortası. Yine fermuarımızın tam ortasına. Bu şekilde bunu buraya hemen iğneleyeceğiz. Fermuarımızın ağız kısmından çantamızın astarını buraya monteliyoruz. Kumaşım çok attığı için ben biraz keserken korkmuştum. O açıklığımı da düzgünce ayarlıyorum. Fermuarımızın tam alt kısmına şu şekilde kapatması lazım. Şimdi şuradan makinamı çekerek dikişimi tamamlayacağım arkadaşlar. Astarımı çantama monte etmiş olacağım. Dikişimi bitirdim. Fermuarım metal olduğu için çok fazla makinem dikmedi buraları. Bu fermuarın dip kısımlarını da bu şekilde elimde yine temiz dikiş yaparak dikiyorum. Evet, çantamızı bitirdik arkadaşlar. Bence harika bir sırt çantası oldu.
İyi günlerde kullanın arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.